Efsanelerde, masallarda çoğu zaman devlerden söz edilir. Devler her zaman kötü olan, dev boyutlarda bir insana benzeyen yaratıklar olarak tasvir edilir. Peki gerçekte devler var mıdır? Dünyanın herhangi bir yerinde dev bir insan ırkına rastlanmış mıdır? Bir zamanlar dünyamızda devler yaşıyor muydu? Devler hakkında yapılmış herhangi bir buluş ya da resmi bir açıklama olmuş mudur? Devler ile ilgili ilk keşiflerden biri 14. yüzyılın ortalarında Decameron'un ünlü yazarı Boccaccio tarafından Tanrıların Şelalesi adlı eserinde anlatılmıştır. Eser, Sicilya'da Trapani şehrinin etrafında bulunan bir mağarada tek gözlü dev Polifermo'nun iskeletinden söz etmektedir. Dev iskeletin kemiklerinin uzunluğu 9-10 metre olarak anlatılmıştır. Boccaccio'dan 300 yıl sonra Civit bilim adamı Akkanasius Kircher'de bu kemiklere değinmiştir. Aradan yıllar geçtikten sonra ünlü kemikler kaybolmuştur ve çağdaş bilim bunlara fil kemikleri etiketini koyup olayı kapatmıştır. Benzer bir olay 1677'de İsviçre'de Villisua'da yaşanmıştır. Yapılan bir kazıda dev bir iskelet bulunmuştur. Ünlü anatomi uzmanı Dr. Felix Plater, uzun incelemelerden sonra kemiklerin 5-80 metre boyunda tarih öncesi bir adama ait olduğunu açıklamıştır. Daha sonra başka bilim adamları bu kemiklerin de tarih öncesi bir file ait olduğunu açıklayıp olayı kapatmıştır. Aynı dönemde benzer iskeletler İngiltere'de Gloucester'de ve özellikle Güney Amerika'da keşfedilmiştir. Guatemala'da yaşayan Kişe yerlilerinin kutsal kitabı sayılan Popol Vuh'da devler hakkında bazı bilgiler anlatılmaktadır. Meksika Fatihi İspanyol Hernán Cortés'e yerliler tarafından gösterilen ve bazıları Cortés tarafından İspanya kralına gönderilen dev insan iskeletleri olduğu söylenmektedir. Amerika'da devler ile karşılaşanlardan biri de ünlü Portekiz gemicisi Magellan'dır. Magellan'ı izleyen Antonio Pigafetta'nın yazdıklarına göre 1520 yılının Haziran ayında San Julian'da gemiciler bir devle karşı karşıya gelmişlerdir. Anlatılana göre gemicilerin başı devin beline bile ulaşmıyordu. Ayrıca devin sesini boğanın sesine benzetmişlerdi. Magellan bu dev yaratıklardan ikisini canlı olarak ele geçirip gemisiyle Avrupa'ya götürmeyi planlamıştır. Fakat devler yolda ölmüştür. Sir Francis Drake 1578'de San Julian'da 2,5 metre boyunda yerliler görmüş ve bunu hatıralarında belirtmiştir. Drake'den sonra Pedro Sarmiento, Toma Hernandez, Antonio Caimet ve Cedar de Velt gibi gemiciler Büyük Okyanus'un kıyılarında kimi 3, kimi 3,60 boyunda yaratıklarla karşı karşıya geldiklerini belirtmişlerdir. Bu dönemde özellikle Patagonya'da sık sık devlerin izlerine rastlanmıştır. 1712'de Şili'de Valdivia bölgesini yöneten İspanyol hükümeti Patagonya'nın içlerinde 3 metre boyunda bir yerli kabilesinin yaşamakta olduğunu resmen açıklamıştır. Java Adası'nda, Güney Çin'de, Transvaal'da bulunan dev fosil parçalar, Suriye'de, Moravia'da ve Doğu Cezayir'de ele geçen dev taş baltalar, kesinlikle belirlenemeyen tarih öncesi bir çağda yaklaşık olarak 4 metre boyunda yaratıkların yaşadıklarını açıklamışlardır. Filipinler'de Gargayan'da dişleri 7,5 cm uzunluğunda ve 5 cm genişliğinde olan 5-18 metre boyunda dev bir yaratık iskeleti bulunmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Nevada'da 50-60 cm boyunda ayak izleri bulunmuştur. Tunus'ta Cenine'nin güneyinde 6 metrelik bir mezarlık odası çıkarılmıştır. 1833'te Kaliforniya'da bir delhis açan bazı askerler 3,65 boyunda bir iskeletle karşılaşmışlardır. 1891 yılında Arizona'da 3 metre boyunda bir insan mezarı bulunmuştur. Bunlara benzer bütün bu sayısız kanıtlara, insanların yaşamış oldukları olaylara rağmen günümüzde halen devlerle ilgili herhangi bir net açıklama yapılmamıştır. Devler gerçekten yaşamış mıydı? Yoksa onlar sadece farklı bir insan ırkı mıydı? Bunun gibi soruların cevabı bir gün açıklanmayı bekleyen gizemli sırlardandır. Yeni videolarımı yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenerek ve yorum yaparak görüş ve düşüncelerinizi bildirebilir, kanalıma destek olabilirsiniz. Vaktinizi ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür eder, bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın.